Şimdi diyelim ki iki tane hisse senedi var. Ama ikisi arasında da bir fiyat bağı var. Yani olması gereken bir fiyat bağı. Bu ikisinin fiyatı aynı değil. Biri spot, biri vadeli. İkisinin arasında bir fiyat farkı vardır. Bir Vade de kaynak. olması gereken fiyat farkı vardır. Diyelim ki Türk Hava Yolları'nın fiyatı, sallıyorum şu anda, 200 lira. Türk Hava Yolları'nın vadelisindeki fiyatla olması gereken fiyat ne Ergün Bey? Beklentiler dahilinde mi? Hayır. Teorik fiyat. Matematiksel, finansal matematiksel fiyat. Hani o vadeye kalan gün sayısı çarpı faiz falan var ya. Onunla birlikte hesapladığımız zaman 220 lira olması gereken Viyop'taki Türk Hava Yolları'nın fiyatı. Şimdi olması gereken o da. Piyasada bazen olması gereken üstüne veya altına çıkabiliyor bu fiyatlar. Nedir o? 220'nin üstüne çıktı. Fazla çıktı. Şimdi olması gereken fiyatın üstüne fazla çıkıyor ya. Ha, bak geliyor. Bu ikisi arasındaki olması gereken fiyatın fazla açılması veya kapanması olayıdır arbitraj. Bu sefer dünyada şöyle işler. Bu makaslar iki piyasada çok açılırsa arbitrajcılar hemen gelir o piyasaya. Neden heyecanlandığımı anlatıyorum şimdi. Hemen o gelir piyasaya, spotunda long yapar, yani alım yapar, vadelisinde short yapar. Piyasadaki o olması gereken fiyata getirirler. Evet. Sen eğer ki daha önceden bunu fark edip işleme girdiysen iki yönlü pozisyon açarsın. Birinde long, birinde short. Arbitrajlar o farkı kapattıktan sonra sen de pozisyonlarını kapatırsın. Aradaki farktan para kazanırsın. Biz buna arbitrajla para kazanmak diyoruz. Arkadaşlar bu 30 işte 90'lardan say 30-35 yıllık borsa tarihinde, 40 yıllık borsa tarihinde hiç görünmemiş bir hikaye. Biz bugüne kadar sadece borsada ister hisse senedi, ister viyop, ister başka bir şey hep spekülatif amaçlı para kazanmanın peşinde koştuk. Spekülatif amaçlı, yani nedir? Sadece al, sat. Sadece sat, al. Evet. Tamam. Ticaret yapar. Ama ilk defa başka bir özellik spekülatif amaçlarının dışında arbitraj amaçlarına para kazanmanın mümkün olduğunu gördük. Hem de Borsa İstanbul'un iki tane piyasasının etkin kullanılmasıyla. Bakın 2005'te kuruluyor Viyop. Ta neredeyse 15-20 sene sonra olgunlaşıyor. Ve o hisse senedi piyasasıyla Viyop piyasası kelepçeleniyor. Girift oluyor. İç içe düşüyor. Ve artık tek başına bir piyasa oluyor. Borsa İstanbul'un neden hisse senedi ve Viyop piyasasını birleştirdiğini şimdi anladınız mı? Aslında amaç bu ve benzeri olaylardı. Ama bunlar 3 yılda, 5 yılda, 2 yılda olmuyor arkadaşlar. Sermaye piyasalarının gelişimi bir zaman alıyor. Biz şu güne kadar sermaye piyasalarımızın sadece gelişim dönemini gördük. Sadece girişi gördük. Ve arbitrajın piyasamıza gelmesiyle, insanların bu piyasayı öğrenmesiyle birlikte ne oluyor? Şöyle bir kardiyo yapayım. Arkadaşlar artık devrim oluyor. Bizim sermaye piyasalarımızda bu saatten sonra bambaşka bir hikaye yazılır. Neden? Piyasalarda neyden şikayet ediyorsunuz sevgili borsacı arkadaşlarım? Ya çok hızlı hareketler oluyor böyle. Yüzde alıyoruz şöyle. Bakın dikkatinizi çekiyor mu? Son bir seneden beri alışlarda, satışlarda %5'in üstüne çok fazla gitmiyor. Bakın, bundan sonra daha dikkat edin. Hisse senedi spesifik hareketlerden bahsetmiyorum. Endeksin de kendisindeki fiyatlardaki o aşırı oynaklık azalmaya başladı. Eskiden tavan tavan taban tabanlar vardı. Çok eski olmayanlar bilmez onları. Bak, hisse senedi piyasası bir taban taban gelirdi. Uf! İlk seans taban, ikinci seans taban, ertesi gün sabah seansı taban, 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 taban. Hikaye varsa da tavan, tavan, tavan. Kaldı mı? Yo, geçen gün %5'i gördük ama arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şimdi neden? Çünkü piyasada aşırı hareketler olduğu zaman arbitrajcılar piyasaya hop geliyor ve aradaki o aşırı dalgalanmayı engelliyor. Neden mi arbitraj piyasası sizin için önemli? İşte bu yüzden. O aşırı dalgalanmalar gidecek bir. İki, likidi de enjekte ederler piyasaya, hacim artar.
Acı mı artarsa, likidite de artarsa oynaklık azalır. Daha sağlıklı bir sermaye piyasamız olur arkadaşlar. Yani işe çok böyle düz bakmamak gerekiyor. Ve bu olaylar bizim piyasamızda aslında yeni yeni başladı. Son bir seneden beri çok hareketli. 2019-2020'den beri yapılıyor olsa da son işte bu özellikle krizden sonra insanlar daha çok öğrendi. Ve burada şu anda çok ciddi adımlar atılıyor.